Merhaba arkadaşlar, Dershane Burada kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hazal öğretmeniniz. Artık ikinci yazılara yaklaşıyoruz. Ben sizin için bir yazılı örneği hazırladım. Bu yazılının linkini aşağıya bırakacağım. Daha önce anlatmış olduğum konuları izleyip yazılıyı çözüp daha sonrasında çözümünü benimle birlikte yaparsanız daha faydalı olacağına inanıyorum. Hadi başlayalım. Aşağıdaki şiir şekil bakımından inceleyiniz demiş şimdi. Elvan çiçeklerden sokma başına, kudret kalemini çekme kaşına. Beni unutursan doyma yaşına, gez benim aşkımla yar melil melil diyor. Ölçüsüne bakalım ilk önce. Ölçüyü bulurken ne yapıyorduk? Heceleri sayıyorduk, ses harfleri sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İkincisine de bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane var. 11'li hece ölçüsüyle yazılmış diyeceğim. Şimdi kafiyesine bakalım, redifine bakalım. Şöyle yazıyorum. Başına, kaşına, yaşına. Şimdi baş, kaş, yaş olarak ayırdım köküne. Gerisinde kalan başına, kaşına, yaşına derken buradaki 3 ekin aldığı görev aynı olduğu için ına redif olacak arkadaşlar. Geri kalan aşsa iki ses benzerliği olduğu için tam uyak olarak adlandırılacak. Tam uyak, tam kafiye diyoruz. Şimdi neyi bulduk? Ölçüyü bulduk. Kafiye, redifi bulduk. Uyak şeması da nasıl? A, 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 B şeklinde. Yani düz uyak diyeceğim arkadaşlar. Teması ne? Ayrılık. Gurbet diyebilirim. İkinci sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız. Türkiye Türkçesinde yeni yılınız kutlu olsun, Özbekçe'de yangi yılıngız kutlu bolsun denir. Bir dilden ayrılan ve zaman içinde ayrı dil olarak kullanılmaya başlanmış ama birbirinden çok uzaklaşmamış kollara biz ne diyoruz arkadaşlar? Şive diyoruz. Eğer okunuşu birbirinden çok uzaklaşmış olursa ona lehçe diyeceğiz. Ama okunuşunda herhangi bir kelimeye, bir şeyleri anlıyorsak o şivedir. Tam olarak uzaklaşmamış çünkü. Türkçenin iki ana lehçesi vardır. Bunlar nedir arkadaşlar? Yakut Türkçesi, Çuvaş Türkçesi. Benzetmenin iki temel unsurundan sadece benzetilenin kullanıldığı istiareye ne diyoruz? Açık istiare diyoruz. Sadece benzetilen var. O zaman açık olacak. Bir ülke içerisinde oluşan aynı dilin farklı bölgesel konuşma şekillerine de ağız diyeceğiz arkadaşlar. İletişimde aktarılması gereken duygu, düşünceleri karşı tarafa gönderen kişiye gönderici ya da kaynak diyeceğiz. Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların estetik duygu uyandıracak şekilde anlatıldığı kısa sanatsal metinlere nokta 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 yani hikaye diyeceğiz. Çünkü yaşanmış ya da yaşanabilecek olay hem de kısa. O zaman hikayedir. Aşağıdaki cümlelerin yanına doğruysa D, yanlışsa Y yazacağız. 15. yüzyılda Şeyhi tarafından yazılan Hername edebiyatımızda fabül türünün ilk örneğidir. Evet arkadaşlar, bu doğru bir tanım. Güzel sanatlar 4 gruba ayrılır demiş. Hayır, 3 gruba ayrılıyor arkadaşlar. Bunlar da neydi? İşitsel, yani fonetik. Görsel, yani plastik. Ve dramatik sanatlar, yani ritmik.
3'e ayrılıyor. O zaman yanlış diyeceğiz. 19. yüzyılda Şinasi, La Fontaine'in çevirilerini Tercüme-i Manzume adlı eserinde yayımlamıştır arkadaşlar. Bu doğru. Sinema görsel sanatlara girmektedir. Yanlış arkadaşlar, dramatik sanatlara girmektedir. Aralarında benzerlik bulunan iki varlıktan nitelik bakımından zayıf olanı, kuvvetli olana benzetme sanatına teşhis denir demişiz. Hayır, teşbih diyeceğiz. Teşhis neydi? Kişileştirmeydi. Teşbih olacak, yani yanlış. Yazıya geçirilen ilk Türk masalları Tahir Angun'un hazırladığı Bilir Köşk masallarıdır. Evet arkadaşlar, bu doğru bir bilgi. Masallarda kahramanlar gerçek hayatta görülebilecek kişilerden seçilmekte midir? Hayır, masallarda olağanüstü olay ve olağanüstü kahramanlar var. Bu da yanlış oluyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güzel sözcüğü attır diyor. Güzel saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti. Burada güzel saç ne yaptı? İsmin yanında kullanmış, ismini nitelemiş. O zaman sıfat. Bu şehrin en güzel evinde oturuyorlardı. Güzel ev burada yine sıfat olmuş. Bu resmi aslında uygun bir biçimde güzel çizmiş. Nasıl çizmiş? Güzel çizmiş. Burada da zarf oluyor. Çünkü fiili niteliyor bu sefer. Güzel günlerimiz olacak diyor. Burada da güzel günlerken yine sıfat oluyor. Çünkü ismi niteliyor. Güzel, çirkin, iyi, kötü gibi kavramlar kafamı karıştırıyor derse burada da güzel, çirkin, iyi, kötü bunların hepsi isim olarak kullanılmış. Aşağıdakilerden hangisinde küçültme sıfatı kullanılmamıştır diyor. Kısacık boyuyla herkese efeleniyordu. Kısacık boy, bakın ismin yanına geldi, niteledi, o zaman sıfat. Acımsı tatlardan hoşlanan şef güzel bir yemek hazırladı. Acımsı tat derse burada da tat isim, acımsı tat sıfat tamlaması oluşturdu. Birazcık da beni anlamaya çalışsalar ne olurdu derken burada birazcık da yanında herhangi bir isim var mı? Bir tamlama oluşturdu mu? Oluşturmadı. Burada sıfat gibi kullanılmamış, bir dursun. Bu daracık odada kardeşi, annesi ve o kalıyor. Daracık oda, burada oda ismini niteledi. Bu da sıfat. Yerden irice bir taş alıp onu çekiç gibi kullandı. İrice taş yine ismi niteledi. Burada yine sıfat olarak kullanıldı ama birazcık da beni anlamaya çalışsalar ne olur derken buradaki birazcık sıfat değil, küçültme sıfatı hiç değil. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlısı yapılmamıştır diyor. Bakalım. Sen de Tarık'ın Adanalı olduğunu sanmıyordun değil mi? Burada görünmüyor. Dur bir dursun. Sen de Tarık'ın burada ne yaptı? Bu yumuşar mı arkadaşlar? Yumuşamaz. Özel isme gelen ek bir önceki harfi yumuşatmaz. Burada direkt yanlış var zaten. Sen de Tarık'ın Adanalı olduğunu sanmıyordun değil mi? Burada özel isme gelen yapım ekini ayırmamız gerektiğini daha önce anlatmıştım. Lı ayrılmayacak. Yanlış. Sen de Tarık'ın Adanalı olduğunu sanmıyordun değil mi? Edatını burada da birleşik yazmış. Bu ayrı yazılır. Burada da yanlış. Sen de Tarık'ın. Ama burada komple yanlış zaten. Adanalı hepsini birleştirdim. Yani A şıkkında herhangi bir yanlış göremedim artık. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp giden gurbet illere, ne sen beni unut ne de ben seni. Düz uyak örgüsü kullanılmıştır. Halk söyleşilerine yer verilmiştir. Yarım kafiye kullanılmıştır. 11 lehece ölçüsüyle söylenmiştir. Divan şiir geleneğin izlerini taşır. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Göl, dil, il. Ne var? A, B şeklinde bir uyaklanma var. O zaman düz uyak var. Nasıl oldu hocam derseniz. Göllere, dillere,
illere şeklinde ayırdım. Şimdi lere 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 buradaki çokluk eke ve yönelme eke olduğu için bunlar aynı anlamda ve görevde kullanılan ekler olduğu için buna redif diyeceğim. Burada redifimi buldum. Göl, dil, ilde, köklerde hangi ses benzerliği var? Sadece L sesinin benzerliği var. Burada da yarım uyak var. Tek ses benzerliği olduğu için. Ne diyordu? Yarım kafiye kullanılmıştır. Buna da tik atıyorum. Bu da doğru. Halk söyleşilerine yer verilmiş midir? Yeşil ördek gibi dalmıyor. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gidem diyor bakın. Halk ağzı. Burada onu da kullanmış. 11 hece ölçüsüyle mi yazılmış? Hemen bakalım ne yapıyoruz? Heceleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamam bu da oldu. Divan şiiri geleneğinin izlerini taşıyor mu taşımıyor? Divan şiiri nasıl arkadaşlar? Okuduğumuz zaman çoğu şeyi anlamıyoruz. Çünkü çok ağır sanatla ve Arapça, Farsça, Osmanlıca kelimeler içerdiği için okumamız güç. Ama burada okuduğumuz dörtlüyü anladık mı? Gayet iyi anladık. Çünkü açık bir dur bir anlatımı var. Sade bir Türkçe ile yazılmış. Ama divan şiiri geleneğinin izini taşımıyor. Bu değil. Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere. Dikenler içinde sarı gül vardır. Sıfat tamlaması var mı arkadaşlar? Var. Mor sümbül. Tamlarının düşmüş belirtili isim tamlaması var mı peki? Ne diyebilirim biliyor musunuz tamlayanı düşmüş dediğine göre? Onun dağları diyebilirim. Yani var diyebilirim. Şurada onun kelimesi düşmüş. Tamlayan düşmüş. Belirtisiz isim tamlaması var mı? Ormanlar koynunda bir serin dere. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere. Dikenler içinde sarı gül vardır. Tamlayanı topluluk ismi olan belirtisiz isim tamlaması. Ormanlar koynu. Burada belirtisiz isim tamlaması da bulmuş olduk. Tamlayanı topluluk ismi olanla ormanlar koynu oluyor. Ama ne yok? Zincirleme isim tamlaması yok burada arkadaşlar. Yukarıdaki cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur demiş. Bir okyanus alevi gibiydi yüreğim. Uçsuz bucaksız kuytularda ağlayan yanan. Bir el uzatsan biter yanar dağım. Hangisi yoktur? Bir okyanus alevi gibiydi yüreğim. Gibi. Edat var. Belgisiz sıfat nerede? Bir el. Burada sayı olarak kullanmıyoruz. Sayı sıfatı değil. Ne yapıyorduk? Sayı sıfatı mı belgisiz sıfat mı olduğunu ayırmak için buradaki sayının yerine farklı bir sayı yazıyorduk. Anlamlı bir cümle olursa sayı sıfatı oluyordu. Anlamsız bir cümle olursa belki sıfat oluyordu. Mesela bir el uzatsam biter yanardağım diyor ya. Burada iki el uzatsam biter yanardağım dersem ya da üç el uzatsam dersem buradaki anlamı bozarım. O zaman sayı sıfatı olmaktan çıkıyor. Belgisiz sıfat diyorum. Niteleme sıfatı var mı? Bir okyanus alevi gibiydi. Yüreğim uçsuz bucaksız kuyruklarda ağlayan yanan. Bir okyanus derken buradaki uçsuz bucaksız kuytu derken buradaki niteleme sıfatı oluyor. Fiil var mı? Gibiydi yüreğim uçsuz bucaksız kuytularda ağlayan yanan. Biter burada da fiilim de var. Ama sayı sıfatı yok arkadaşlar. Buradaki bir okyanus derken de yine belgisiz sıfat oluyor. Yukarıdaki cümlelerde gerçeğin farklı algılanması aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurmaktan kaynaklanmıştır diyor. Konya Ovası'nın ufukları mavi değil sapsarıdır. Siz bunu rüzgarın kaldırdığı tozlardan böyle olduğunu söyleyeceksiniz. Ben Konya hapishanesine yatan Zahar Mehmet'in benzinin sarılığından diyeceğim. Burada farklı algılanmasının sebebi
bir nedeni başka bir nedene bağlamaya çalışması. Güzel nedene bağlamaya çalışmada diyebiliriz. Bunu da edebi sanatlarda ne diyorduk? Hüsnü talil diyorduk. A şıkkı olacak. Evet arkadaşlar, sorularımız bu kadardı. Daha önce dediğim gibi eğer önceki videolarımı izleyip daha sonrasında PDF olarak bunu çözerseniz, çözümlerine benimle bakarsanız daha başarılı olacağınıza inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.